Portekiz futbolunun kendisinden çok şeyler beklediği Gedson Fernandes'in var olma hikayesine tanıklık edeceğiz. Benfica'da futbol hayatına başlayan ve yeteneğiyle göz kamaştıran Gedson, çok geçmeden İngiliz ekiplerinden Tottenham'ın da dikkatini çekti. Ancak işler tam anlamıyla onun istediği gibi gitmedi. São Tomé asıllı olan Fernandes, orta sınıf diye nitelendirilen bir aile içinde büyüdü. Şüphesiz ki her aile gibi onun ailesi de kendisinden çok şey bekliyordu. Doğduğu ülke olan São Tomé sokaklarında top oynayarak büyüdü. Pek bilinen bir ülke olmayan São Tomé, Afrika kıtasında Nijerya'nın güney tarafında bulunuyor. Bu ülke Portekizliler tarafından kurulduğu için iki ülke arasında tarihsel bir bağlantı var. Gedson Fernandes ve ailesi de bu bağlantıdan yararlanıp Portekiz'in yolunu tutan ailelerden birisi. Ailesiyle beraber Portekiz'in yolunu tutan Gedson, Lisbon bölgesindeki Frieles'e yerleşti. İşte bu göçün sonrasında Gedson, futbola daha fazla ve daha ciddi bir zaman ayırdı. O, profesyonel futbolcu olmaya artık daha yakındı. Henüz 10 yaşındayken takvim yaprakları 2008 yılını gösteriyordu. Gedson, yaşadığı yerin küçük takımı Frielas'ta futbol kariyerine başladı. Adı Portekiz'de bile çok bilinmeyen bu kulüp, ülke futboluna yetenekli bir oyuncu armağan ediyordu. Frielas'taki ilk idmanı da durdurulamadı. Herkesi birer birer geçip topu ağlarla buluşturan Fernandes'e hocası dur dedi. Takımın hocası Gedson'un yanına giderek, kenara geçip biraz dinlen ve diğer arkadaşlarının da kendisini gösterebilmesine izin ver dedi. Gedson bunun üzerine hocasına yalvardı ve bir daha gol atmayacağını söyledi. Çünkü o sadece sahada kalmayı bile göze alıyordu. Sahada o kadar farklıydı ki arkadaşları ona kartal anlamına gelen Paco lakabını taktılar. Gedson da tıpkı kartallar gibi saha içerisinde yüksekten uçuyordu. Genç yaşına rağmen yeteneğini gösteriyordu Gedson. Böylece Portekiz'in dev ekipleri Sporting Lisbon ve Benfica onun için devreye girdi. Ancak onun için para ödemeyi göze alan kulüp Benfica oldu. Benfica'nın Gedson için ödediği para 250 euro ve 25 toptu. Portekiz milli takımını tercih ettiğinde 17 yaşında olan Gedson, milli takımıyla 17 yaş altı Avrupa Kupası'nı kaldırma sevinci yaşadı. Turnuvanın ardından dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, 2018-2019 sezonunda Benfica'nın A takımına yükseldi. 20 yaşındayken Portekiz ekibinin formasını giydi ve bu maçın ardından taraftarlar kendisine Hayalet lakabını taktı. Gedson kalitesini henüz ilk maçında göstermiş ve taraftarların beğenisini kazanmıştı bile. 20 yaşındayken henüz ilk sezonunda Benfica ile lig şampiyonluğuna uzandı. Oynadığı futbolla bu başarıya büyük bir katkı sundu. Benfica kulübü çabucak harekete geçti ve oyuncusunun serbest kalma bedelini 120 milyon euro olarak belirledi. Gedson kısa sürede Benfica ile yaşadığı başarıların ardından 2020 yılının Ocak ayında Tottenham'ın yolunu tuttu. 13,5 milyon euroluk bir bedelle Tottenham'a transfer olan Gedson'un Benfica'dan satın alma opsiyonu 60 milyon euro olarak belirlendi. Tottenham'da istediği kadar forma şansı bulamadı ve rotasını Türkiye'ye çevirdi. Gedson Galatasaray'la anlaştığında büyük bir şaşkınlık hakimdi. Çünkü transfer olması beklenmiyordu. Portekiz'de futbolcu sarı kırmızılı ekipte kısa sürede gösterdiği etkili performansın ardından taraftarın beğenisini kazandı. Ancak sadece 6 aylık sözleşmesi vardı. Yeniden ülkesine döndü ve Benfica ile yeni bir sayfa açmak istedi. Galatasaray hala onu çok istiyordu. Gedson da yeniden Türkiye'de oynama niyetindeydi. Türkiye'ye yeniden döndü fakat bu kez farklı bir formayla. Öncelikle 6 ay Çaykur Rizespor forması giyecek. Daha sonra 2022-2023 sezonunun başlangıcında Beşiktaş kariyerine başlayacak. 24 yaşında olan Gedson'un bundan sonra nasıl bir kariyere sahip olacağı hem Türkiye'de hem de futbolu takip eden her ülkede merak konusu olacak. Çünkü onun yapacakları henüz bitmedi. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.